Herkese selamlar. İnternet yaklaşık bir haftadır Selena Gomez, Hailey Bieber dramasıyla çalkalanıyor. TikTok'ta başlayan, Selena'nın bir süre sosyal medyaya ara vermesine sebep olan olaylar zinciri bayağı bir karışık. Ama merak etmeyin, birazdan anlamadığınız hiçbir detay kalmayacak. I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. Yargılayıcı bakışlarınızı hazırlayın. Adblocker'la internet gündeminin, linçlerin, dramaların dürüst ve güvenilir adresine hoş geldiniz. İnternette yaşanan olaylardan haberdar olmak, drama pastanın anlattığı olayı duydun mu diyen arkadaşınızın yanında boynunuz bükük kalmamak için bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz Selena ve Hailey arasında senelerdir süregelen bir kan davası var. Bu hafta yaşanan olayları anlamak için bu ikilinin en başta neden papaz olduklarını konuşmamız gerekiyor. Aynı zamanda Hailey'nin hem sektöre hem de Justin Bieber'ın hayatına nasıl girdiğini de. Yıl 2009, Justin 15, Hailey ise 13 yaşında. Justin'in ilk albümü çıkmış, çıkmasıyla beraber de deliler gibi ünlü olmuş. Burada bir sabahtan beri onu bekliyoruz ve Justin bize bir hay bile diyemiyor. Tam bu dönemde The Today Show'un kulisinde Hailey'nin oyuncu babası Stephen Baldwin Justin'le tanışıyor. Ona kendi çektiği bir videonun CD'sine hediye ediyor ve çocuğu bayağı bir darlıyor. Bu sırada kızı Hailey Baldwin'le de tanıştırıyor. Stephen Baldwin senelerce Justin'in peşini bırakmıyor. Kızını da yanında sürüklemeyi ihmal etmiyor. 2011'de Justin'in Never Say Never şarkısının lansmanında Stephen, Hailey ve Justin'i tekrar bir araya getiriyor. Bu sırada o zamanlar Disney Channel sayesinde büyük bir üne kavuşan Selena Gomez ve Justin Bieber'ın ilişkisi başlamış durumda. Sonradan ortaya çıkan tweetlerine ve fotoğraflarına bakılırsa Hailey de bu ikilinin büyük bir fanı. Bir tweetinde kimin ne dediği umurumda değil, Justin Bieber ve Selena Gomez ilişkisi gençlik rüyasının sözlük tanımı bile yazmış. Yine sonradan ortaya çıkan, Hailey ile bir Justin Bieber fanı arasına geçen konuşmaya göre tek stalkerımız Hailey'nin babası Stephen da değilmiş bu arada. Bu ortaya çıkan yazışmalarda Hailey bu kişiye Justin'in turnesinin ne zaman başlayacağını, Justin'in hangi otelde kaldığını falan soruyor. Konuştuğu kişi de Justin'in New York'ta attığı her adımı takip eden, büyük bir fan sayfası yöneten biri. Hailey'nin tüm bu çalışması meyvesini veriyor. Ve bu dönemde Justin, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve onların arkadaş grubuyla takılmaya başlıyor. Bu grubun nadide üyelerinden biri de tabii ki Hailey. Şunu söylemem lazım, o dönemde Kylie ve Kendall'a ulaşmak çok zor değil. Ünü devasa olan Justin'e ulaşmaksa bambaşka bir iş. Yani Justin'le takılmayı sadece Hailey değil, tüm bu arkadaş grubu kafasına koymuş gibi görünüyor. Bu dönemde Hailey ve Justin'in arası nasıl bilmiyoruz ama muhtemelen bayağı iyi. Çünkü şöyle bir şey yaşanıyor. Kylie, içinde Hailey'nin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşınca Selena Kylie'yi unfollow'u basıyor. Ardından arka planda bir takım dramalar dönünce Kylie fotoğrafı siliyor. Justin ve Hailey'nin asıl yakınlaşmaları ise 2011'in sonlarında Justin ve Selena ilişkisinin bitmesiyle başlıyor. Fakat Hailey ve Justin ilişki iddialarını sürekli yalanlıyor. Justin iddiaları yalanlamak için şöyle bir post bile atıyor. İnsanlar delirmiş. Tamamen bekarım ve Hailey benim yakın arkadaşım. Aksi bir durumda zaten biliyor olursunuz. Bu sırada ikilinin bir gece Justin'in evine beraber girerken, ertesi sabahta beraber kahvaltıdan çıkarken yakalanması gibi bir talihsizlik yaşanıyor. Hailey tweet atıp gece kendi evinde olduğunu açıklamak zorunda kalıyor. İlişki iddialarını sürekli yalanlasalar da gerçekler tabii ki ortada. Şimdi geliyorum işlerin iyice sarpa sardığı noktaya. Bu dönemde Jenner tayfası ve Justin aynı kiliseye gidiyorlar. Dolayısıyla Hailey de. Justin ve Hailey vefat eden bir kilise arkadaşlarının isminin baş harfini dövme yaptırmaya karar veriyor. Justin koluna şöyle bir G yazdırıyor, Hailey de kulağının arkasına. Yalnız Hailey'nin dövmesi pek orijinal değil. Selena da küçük kardeşi Grace'nin baş harfini aynı şekilde, aynı yerde senelerdir taşıyor. Bu sırada 2015'te Justin ve Selena şok bir şekilde barışıyorlar. Bu öyle bir barışma ki bir restoranda Justin Selena'ya herkesin içinde My Girl şarkısını söylüyor. Çiftin fanları tabii coşuyor ama nedense bu aşk ilanından sonra tekrar başlayan ilişkilerinin ömrü yaklaşık bir ay oluyor. Bir ay sonra Hailey Instagram'a Justin'in eşofmanını giydiği bir fotoğraf atıyor. Justin fotoğrafın altına "Eşofmanımı geri ver şerefsiz" gibi bir şey yazıyor. Hailey de "Hayır üzgünüm, benim üzerimde daha iyi duruyor" diye cevap veriyor.
Ve hemen ardından Justin ve Hailey, Hailey'nin ailesiyle beraber bir tatile çıkıyor. Ve post fotoğraf paylaşıyorlar. Burada şunu söylemem lazım. Justin ve Selena'nın ilişkisinin çok gitgelli ve toksik bir ilişki olduğu bilinen bir gerçek. Aralarındaki kavgaların birçoğunun sebebi de Selena'nın Justin'i onaylamayan ailesi. Yani bir tarafta kavga gürültü varken diğer tarafta Justin'i bağrına basmaya dünden razı olan Hailey'nin ailesi var. Bunca öpüşmeli koklaşmalı pozdan sonra geliyoruz ilişkinin itirafına. 2016'nın Şubat ayında Hailey bir röportaj veriyor. Ve bu röportajda Justin'le beraber olduklarını ama açık ilişki yaşadıklarını söylüyor. Justin de GQ dergisine verdiği röportajda Hailey'i çok sevdiğini ama şu an ona odaklanamayacak kadar yoğun olduğunu, Hailey'nin belki de evleneceği kadın olabileceğini ve ilişkiyi yıpratmak istemediğini açıklıyor. Ardından uzun bir süre ayrı kalıyorlar. Justin önce Sofia Richie ile görülmeye başlıyor. Hemen ardından Hailey ile Instagram'dan takipleşmeyi bırakıyorlar. Bu sırada Selena da The Weeknd olarak bildiğimiz Abel ile beraber. Ki bu bambaşka bir video konusu. Neyse. 2018'de Selena'nın The Weeknd ile ilişkisinin bitmesinin ardından Justin ve Selena barışıyor. Selena ailesini ikna etmiş olacak ki aile Justin'i bu dönemde resmen kabul ediyor. Justin Selena'nın aile etkinliklerinden eksik olmuyor. Hailey de bu sırada boş durmuyor tabi. O da Shawn Mendes'le bir ilişkiye başlıyor ve beraber Met Gala Kırmızı Halısı'nda boy gösteriyorlar. Beraber Met Gala'ya giden çiftlerin akıbetinin iyi olmadığı malumunuz. Met Gala'nın hemen ardından bu ikili ayrılıyor ve Justin ile Hailey tekrar beraber görülmeye başlıyor. Sadece arkadaşız açıklamaları da tam gaz devam ediyor ama görüntüler her zamanki gibi aksini söylüyor. Bundan sonrası ışık hızıyla bir evlilik teklifi, gizli bir nikah ve ünlüler geçidi bir düğün. Şu an gayet mutlu mesut görünen Hailey-Justin çiftinin Selena Gomez fanları tarafından hiçbir zaman onaylanmamasının sebebi işte tüm bu yaşananlar. Justin'in uzun süre ikisiyle de ilişkisini tam olarak bitirmediği ve gitgellerini herkese alet ettiği bence çok açık. Ama Justin'den çok Hailey'nin nefret toplamasının da sebepleri var. Bunlardan biri Hailey'nin gençliğinde iflah olmaz bir social climber olması ve Justin Bieber'ın hayranı olarak başladığı yolu Justin Bieber'ın eşi olarak bitirmiş olması. Bunun üstüne bir de sadece ünlü olduğu için sahip olduğu modellik kariyeri eklenince internette çok fazla nefret toplamasına şaşırmamak lazım. Bir de aynı dövme olayında olduğu gibi bir sürü konuda Selena'yı taklit ettiği iddiaları da kendisine pek yardımcı olmuyor. Selena'nın manikürcüsünü kendi düğünü için tutması, Selena'nın kendi mutfağında aile büyükleriyle beraber başladığı YouTube yemek programı serisini birebir taklit etmesi, Selena güzellik markası kurduğunu duyurur duyurmaz Hailey'nin de marka işine soyunması, hatta her ikisinin de markanın gelirinin %1'ini hayır işi için kullanacağını açıklaması. Liste uzayıp gidiyor. Durum böyle olunca Selena-Justin ilişkisi çoktan tarihe karışmış olmasına rağmen Hailey ve Selena'nın fanlarının da köpürttüğü dramadan çıkması mümkün olmadı. Geçen sene Hailey, Call Her Daddy podcastine konuk olup ilk defa bu konular hakkında konuştu. Justin'le ilişkileri başladığında Selena-Justin ilişkisinin çoktan bitmiş olduğunu söyledi. Bu tabii ki ilişkiyi nasıl tanımladığına bağlı ve oldukça kaçamak bir cevap. Fanlar da zaten hiç tatmin olmadı. Hailey bu podcast'te bir de Selena'nın hiçbir zaman kendisine yönelen linç dalgasını durdurmak için bir açıklama yapmadığını söyledi. Ama bunu oldukça tatlı bir şekilde, onun benden daha çok tecrübesi var, muhtemelen herhangi bir açıklamanın işleri daha da kötüleştireceğini düşünüyor diyerek açıkladı. Hatta podcast'teki genel havaya bakarsak Selena'ya ateşkes sinyalleri verdiğini söylemek çok yanlış olmaz. Selena da bu mesajı almış olacak ki podcast'in yayınlanmasından birkaç hafta sonra ikili bir etkinlikte bir araya geldi ve aralarında hiçbir problem olmadığını şu fotoğraflarla duyurdu. Bu fotoğraflar fanlarına yaptıkları artık yeter çağrısıydı ama pek işe yaramadı. Çünkü isteyerek ya da istemeyerek bu hafta kendilerini şu ana kadar yaşadıkları And yeah, I'm gonna be taking a second from social media because this is a little silly. 2023 yıl başında Selena'nın tatil fotoğrafları kendisinin büyük bir kilo linci yemesine sebep oldu. 2023 yılında ünlü kadınların hala bunlarla uğraşmak zorunda kalmasını aklım almıyor ama zaten beden algısıyla ilgili çok sorun yaşamış Selena böyle bir linci göğüslemek zorunda kaldı. Bu olayın ardından Ocak ayında Hailey, Kendall Jenner ve Justin Sky ile beraber bir TikTok paylaştı. Harika göründükleri ve Mean Girls adasıyla içkilerini yudumladıkları bu TikTok'un arkasına koyduğu ses şöyle. I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right.
O kadının hak ettiğini söylemiyorum ama Tanrı'nın zamanlaması her zaman doğru. Muhteşem dublaj vari çevirimi bir kenara bırakırsak, bu TikTok kısacası karma is a bitch diyor yani. Gözleri her zaman Hailey'nin üzerinde olan Selena fanları tabii ki bu göndermeyi Selena'ya yordu ve Hailey'nin Selena'nın maruz kaldığı lince oh olsun dediğini düşündü. TikTok böyle bir dramaya sebep olunca Hailey videoyu hemen sildi ama sadece Selena'nın fanlarını değil bu sefer Selena'nın kendisini de yatıştıramadı. Bir TikTok kullanıcısının Hailey'e küfrettiği bir videoya Selena şöyle bir yorum bıraktı. Sorun yok, bu tarz şeylerin beni düşürmesine izin vermiyorum. Herkese iyi davranın. Herkese iyi davranın diye bitirse de Hailey'nin göndermesinin kendisine yönelik olduğuna inandığı mesajını böylece vermiş oldu. Ve senelerdir ateşlenmeyen o fitili ateşledi. Hailey ise tabii ki bu iddiaları reddetti. Konudan bahseden bir kişinin videosunun altına bu tarz şeylerle ilgili hiç yorum yapmam ama biz kızlarla bir gece takılıyorduk ve eğlencesine rastgele bir TikTok sesini kullandık. Mesaj kimseye yönelik değildi, yazdı. Ama iş işten çoktan geçmişti. Hayranlar Hailey'nin kullandığı TikTok sesinin trend bile olmadığını, özel olarak aratmasa bulmasının imkansız olduğunu söylemeye başladılar. Bu sırada bir TikTok kullanıcısı Hailey ve Jenner tayfasını Nepo Bebek ve Mean Girls olmakla suçladığı bir video çekti. Nepo Bebek ne ola ki diyorsanız ilgili Instagram postuma ışınlanmanızı öneririm. Neyse, sonuçta Selena'yı korumayı amaçlayan bu kişinin çektiği, oldukça da saldırgan olan bu videoya Selena'nın yorumu şu oldu. Seni seviyorum. Selena'nın konuyu salmaya niyeti olmadığı çok açıktı. Belki haklı sebepleri de vardı. Ama linç ibresinin kendisine kaymasına sebep olan bir yorumu daha oldu. Seneler önce yayınlanmış bir programda Taylor Swift'in adı geçince kusma hareketi yapan Hailey'nin videosu tekrar gündeme geldi. Ve Selena en yakın arkadaşına yapılmış bu harekete sessiz kalmadı. Çok üzgünüm. En yakın arkadaşım sektörün en iyisi ve öyle olmaya da devam ediyor. Bunun ardından aldığı tepkiler pek iyi olmadı. Drama yaratmakla suçlandı. Tepkilerdeki bu değişim Hailey'yi ve Jenner tayfasını cesaretlendirmiş olacak ki onlar da işleri bir adım ileri götürdü. Selena kaşlarını yanlışlıkla fazla sabitlediğini söylediği şöyle bir story attı. I accidentally laminated my brows too much. My name is Selena Gomez. Bundan yalnızca birkaç saat sonra Kylie Jenner mevzuya şu story ile giriş yaptı. Yanlışlıkla mı? Bu da yetmedi. Hailey ile görüntülü konuşmalarında birbirlerine kaşlarını gösterdikleri bir anın ekran görüntüsünü alıp onu da story'de paylaştı. Böylelikle bu tayfanın Mean Girls tripleri ve zorbalığı fanların gözünde tescillenmiş oldu. Kylie hemen tüm iddiaları yalanladı. Selena'nın kaş story'sini görmediğini ve kendi story'sinin tamamen alakasız olduğunu söyledi. Selena da Kylie'ye yönelen nefret dalgasını durdurmak için ona destek çıktı. Ama Kylie'ye destek çıkması Hailey hakkında tek laf etmediği gerçeğini daha da gözümüze sokmuş oldu. Bunun ardından Selena artık yeter dedi ve TikTok yorumlarıyla başlattığı dramayı yine bir TikTok yorumuyla bitirdi. Sosyal medyaya ara vereceğini, arkadaşlarını yani Taylor Swift'i kastediyor, korumaya her şekilde hakkı olduğunu söyledi. Ve şöyle devam etti. Benim hakkımda istediğinizi söyleyin ama arkadaşlarım için canımı veririm. Teşekkürler. Sonra da bir canlı yayın açıp sosyal medyaya ara vereceğini bir kez daha duyurdu. Bunların hepsinin aptalca olduğunu, artık 30 yaşına geldiğini ve bunlar için çok yaşlı olduğunu söyledi. Aynı konuşmada evet kiloluyum ve kendimi böyle seviyorum da dedi. Sosyal medyaya ara vermeden önce aldığı ilk aksiyonda Hailey Bieber'ı unfollow etmek oldu. Yani Hailey'nin tüm dramayı başlatan TikTok'unun kendisine yönelik olduğuna inancını hala koruyor. Senelerdir Hailey'i de Jenner tayfasını da tanıyan biri olarak haklı olma ihtimali de hiç düşük değil. Selena ve Hailey'nin inine kadar indiğimize göre bugünlük benden bu kadar. Aranızda global magazin konusunda ihtisas yapmış olanlar var biliyorum. O yüzden bu mevzuyu nasıl yorumladığınızı çok merak ediyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin ve bana hala abone değilseniz abone olmayı, drama dozunuzu günde 3 öğün almak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.